Evet, sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle 2024 TR101 sınavının değerlendirmesini yapacağız. Hocalarımızla birkaç gündür, yani sınavdan sonraki 2 gün boyunca sınavın içeriğiyle alakalı kendi değerlendirmemizi yaptık. Öğrencilerimizle zaten temas halindeyiz. Onların geri dönüşleri, dışarıdaki birçok öğrencinin, yüzlerce öğrencinin sınavın içeriğiyle alakalı, sınava bakış açılarıyla alakalı geri bildirimleriyle birlikte böyle bir video hazırlamanın uygun olacağını düşündük. Şimdi genel hatlarıyla baktığımızda bir kere şunu söyleyebiliriz. Lütfen hiç kimse moralini bozmasın. Yani şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sınavı aslında arkadaşımın belki de iyi geçmiş ama farkında değil. Çünkü bu bir sıralama sınavı arkadaşlar. Yani sınava atıyorum 10 kişi giriyorsa 9 kişi sizden kötüyse sizin sınavınız ne kadar kötü geçerse geçsin aslında siz o sınavın birincisiniz. Lütfen bu mantıkla bu sınavlara yaklaşalım. Ama tabii ki bunun yanında sınavın içeriğinden, sınavdan çıkarmamız gereken dersler de vardı. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Bizim öğrencilerimiz zaten bunu benden en az belki 20 kere, 30 kere duydular dönem boyunca. Bu bir sadece bilgi sınavı değil. Bu sınav, TR100 sınavı, strateji sınavı arkadaşlar. Ne demek bu? Zaman yönetimi, stres yönetimi, bunlarla birlikte bilgi ve sorulara karşı tecrübeyi gerektiren bir sınav. Şöyle özetleyecek olursak sınavın içeriğinden biraz bahsedelim. Belki de dikkat etmemiz gereken, yani bu sınav sonucuyla birlikte tercih döneminde dikkat etmemiz gereken, bizi belki biraz sıkıntıya sokabilecek birkaç nokta var. Onlara da değineceğim. Lütfen dikkatlice videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bir kere matematik kısmıyla ilerleyelim. Sınav IQ matematik geometri diye gidiyor ama IQ kısmını en sona bırakıyorum. Çünkü önemli bir kısım orası. Sınavın belki de kaderini belirleyen nokta IQ kısmıydı. Şimdi matematik özelinde baktığımızda konularda arkadaşlar matematik konularında herhangi bir sürprizle karşılaşmadık. Yani bundan önceki videolarımızda ne dediysek, ne çıkmasını bekliyorsak o konu alt başlıklarından sorular çıktı. Sözel herhangi bir metin yoktu, bir problem yoktu. Yani böyle saçma diyebileceğimiz veya işte beklentimizin dışında bir soru matematik kısmında yoktu. Evet, bazı sorular biraz zaman alabilecek nitelikteki sorulardı ama genel hatlarıyla ortalama bir sorudan oluşuyordu matematik kısmı. Geometri kısmına bakarsak daha sonra sınavı genel olarak yine yorumlayacağız. Geometri kısmına baktığımızda da genel olarak geçen yılki sınavlara göre zordu geometri kısmı. Ha, bu şu demek değil. Çok çok zor değildi. Sadece geçen yılki sınavlara göre kıyasladığımızda bir zorluk seviyesi vardı ama tüm sorular geometri içerisinde de belki bir tane, bir iki tane soru vardı. Genel itibariyle baktığımızda geometrideki 10 tane soru da yıl içerisinde düzgün bir şekilde çalışan arkadaşımın yine halledebileceği nitelikte sorulardı. Bakın şunu söylüyorum. Hani genel bir konuşalım. Sınav zor bir sınavdı. Arkadaşlar bunu kenara koyuyorum. Şimdi bazen duyuyoruz işte hani böyle nasıl söyleyeyim çok ona karşılık bir ifadede bulamıyorum ama atıyorlar. Yani işte sınav çok kolaydı, yapılabilirdi, şöyleydi, böyleydi. Yani kaç tane öğrenci bu sınavda çok iyi sonuçlar yaptı da böyle konuşuyorsun derler. Ama hayır, başkalarının dediklerine takılmayın arkadaşlar. Sınav zor bir sınavdı. Ama bu zorluk seviyesini belirleyen yani bu sınavın zor olmasını zor olması sonucuna götüren bazı noktalar var. Onları da şimdi irdeliyoruz. Lütfen dikkatlice dinleyin videoyu. Geometri kısmı geçen yılki sınavlara göre zordu. Ama şöyle de bir durum var geometri ile alakalı. Zaten geometri ne kadar kolay da olsa, orta da olsa bazı öğrenci kesimi için her zaman zor zaten. Yani o öğrenciler geometriye zaten hep uzaklar. O öğrenciler zaten geometriye hep önyargılılar. Kolay sorularda, orta sorularda o öğrencilere zor olarak gözüküyor. Ama genel hatlarıyla baktığımızda geometri kısmı da geçen yıla göre zordu. Şimdi bu sınavda sınavın sonucunu belirleyen aslında neresi oldu?
IQ kısmı oldu. Hep söylüyorduk bundan önce kısımda da 2023 bir sınavı bizim için referans değildi. İki sınavı bire göre zordu. Şimdi hep diyorum yine 2023 bizim için referans olmayacaktı 2024'te. Gerçekten olmadı. IQ kısmı bize sürpriz yaptı diyebiliriz. Niye? Ama şunu uygulayan arkadaşım, yani zaman kontrolü, turlama tekniği, bunları yapan arkadaşım bu sınavda diğerlerine göre ön plana çıkacak arkadaşlarım oldular. Bakın 40 soru var. 40 sorunun yaklaşık 20 tanesi, 22 tanesi herkes tarafından çözülebilecek nitelikte sorulardı. İşte sizin bu sınavda başarılı olan arkadaşlarımın yapacağı şey şuydu. IQ sorularını çözerken ilk turda çözeceğiniz soru sayısı aslında bu sınavın hakkı 22 soruydu. Hadi bazı arkadaşlarında bu belki 25 olur, bazı arkadaşlarında 20 olur. O zaman bunu şöyle hatta yapalım. 20-25 soru diyelim. İlk turda maksimum çözülebilecek soru sayısı buydu. Bu sınav için söylüyorum. Eğer sen bu sınavda ilk turda 25'in üstünde bir soru çözmek için uğraştıysan, o sorularla uğraştıysan işte sen problemi yaşadın demektir. Yani matematik ve geometriye zaman ayıramadın demektir. 20-25 tane soru böyleydi. Yine bu sınavın içerisinde IQ kısmında baktığımızda arkadaşlar yani böyle 7-10 arası soru seviyesi zordu. Yani evet soru biraz tanıdık gibi uğraşınca çözülebilir gibi ama ortanın üstünde zaman alabilecek nitelikte sorularda. Sınavın içerisinde yaklaşık 4-5 tane soru da orijinal diyebileceğimiz birçok arkadaşımın belki de benzer seviyede soru bile çözmeden ilk defa sınavda karşısına gelmiş sorulardan oluşuyordu. O yüzden ilk kısımda da IQ kısmı olduğu için şu 40 soruda stres yapan, panik yapan, zamanını iyi kullanamayan arkadaşlarım maalesef ki diyorum, bakın maalesef ki diyorum, diğer arkadaşlarımın gerisinde kaldılar. Yani matematiği yetiştiremediler. Yetiştirse bile çok hızlı çözmek zorunda kaldı. Tekrar zaten hiçbir şekilde dönüp yapamadı. Geometride de çözebileceği birçok soruyu belki hiç göremedi. Bu açıdan sınav tamamıyla strateji sınavıydı. Tamamıyla zaman kontrolü gerektiren bir sınavdı. Yani şunu bir kez daha görmüş olduk. Siz yani X yayını, Y yayını, Z yayını, A yayını, B yayını fark etmez. Yeterli olmayabiliyor arkadaşlar. Yani ellerinizdeki kaynaklar, girdiğiniz denemeler yeterli olmayabiliyor. Çünkü sistem aslında daha kendini bulamadı. Yani ÖSYM de gördüğünüz gibi çıtayı yükseltiyor, yükseltiyor, yükseltiyor. Yani bu önümüzdeki yıllarda da bundan çok farklı bir IQ kısmı göreceğimizi biz düşünmüyoruz. Onu net olarak söyleyebiliriz. Şimdi buradaki bazı problemlere değineceğiz. Bir, sınav zordu. Puanlar düşük olacak ama sıralamanız beklediğinizden yüksek olacak. Yani geçen yıl atıyorum 300 puan arkadaşımla bu yıl 300 puan arkadaşımın sıralaması aynı olmayacak. Bu yıl 300 alanın sıralaması daha yüksek olacak. E hocam o zaman süper. Sıralamam yüksekse ben istediğim yere girebilirim gibi bir durum varmış gibi gözükse de işte problem aslında tam olarak burada oluşuyor. O da şu. Maalesef diyorum. Yani bunu daha sınav bile açıklanmadan böyle söylemek çok hoş bir nokta değil ama mecburen çok fazla soru geliyor sizden ve bunu da bu şekilde paylaşmak zorundayız. Şöyle bir problemle karşılaşacağız tercih dönemlerinde maalesef. Şimdi yavaş yavaş kılavuzlar açıklanıyor. Kılavuzlarda da gördüğümüz bir ifade var. Orada diyor ki üniversite ben 2023 2024 2023 TR 1-2 2024 TR 1 bu sınavları kabul edeceğim diyor. Bu ne demek? Geçen yılki sınavdan yüksek alan öğrenci bu yıl zor olan sınavdan ki öğrencinin önüne geçmiş olacak otomatikman. Yani bu bir haksızlık mı? Tabii ki bir haksızlık. Ama maalesef ki bu yıl tercih döneminde böyle bir durumla karşılaşacağız. Bu açıdan kötü bir durum oldu. Burada şunu söyleyelim hemen. Özellikle 11. sınıflar
Kesinlikle arkadaşlar, Ekim'deki sınava girin. Bakın 10. aydaki sınava girin. Hocam ben 2025 Mayıs'taki sınava gireceğim. Ben ona hazırlanıyorum değil. 10. aydaki sınava çok güzel bir hazırlık yapın ve 10. aydaki sınava girin. Çünkü şu durumun benzerini 2025'te de ne yapabiliriz? Görebiliriz. O yüzden Ekim'deki sınava gir. O sınavdan alabileceğin puanın en yükseğini al. Belki 2025 Mayıs'taki sınav yine bu yılki gibi zor bir sınav olacak. Senin Ekim'deki sınavın belki seni istediğin üniversiteye yerleştirecek sınav olacak arkadaşlar. O yüzden Ekim'deki sınava mutlaka hazırlanın. Bunun yanında yine bu yıl Mayıs'taki sınava girmiş arkadaşlarım, imkanı olan, hedefi olan Ekim'deki sınava girmek için de lütfen, evet, bir hafta, 2 hafta, 3 hafta neyse bir ara verin, tatil yapın, dinlenin. Ama hedefiniz varsa, böyle düşünceniz varsa yine 10. aydaki sınav için de bilgileriniz tazeyken, konular tazeyken çalışmayı bırakmayın ve 10. aydaki sınav için de lütfen hazırlığınızı yapın arkadaşlar. Evet, genel hatlarıyla böyle. Şimdi bizim yıl içinde yaptığımız denemelerde de biz, evet, böyle bir durumun olabileceğini öngörüyorduk. Özellikle IQ kısmıyla alakalı. Bunun tabii netlik bir kısmı yok. O yüzden bizim bazı denemelerimiz gerçekten zordu. Bu sınav ayarındaydı. Yaklaşık yaptığımız TRYS denemelerinin %25'i. Yaklaşık %25'i, %30'u da kolaydı. Geriye kalanlar da orta seviyedeydi. Yani bizim %30'luk denemelerimiz bu sınavın ayarındaydı. Genel olarak dışarı yapmış olduğumuz denemelerin birkaçına da girmiş olan arkadaşlarım vardır. Onlar da bize hak verecektir diye düşünüyorum. Evet, iyisiyle kötüsüyle bu sınavı geride bıraktık arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde tercihlerle alakalı, yani bu sınavdan aldığımız puanlarla nasıl iyi tercihler yapılabilir, ne yapacağız, nasıl bir yolu izlememiz gerekiyor, bunlarla alakalı da ayrıntılı videolar çekeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sınav bitti. Artık bu sınavı çok düşünmeyin. Özellikle sınav sonucu açıklanana kadar, sıralamanızı görene kadar çok fazla bir şey yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Dinlenin, kafanızı dinleyin, kafanızı toplayın. Sınav sonuçlarını bekleyin. Sınav sonuçları gelsin. Hep birlikte tekrardan ne yapılabilir oturup konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoları beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına yorum yapın. Sınavın içeriğiyle alakalı yorum yapabilirsiniz. Geneli ilgilendiren sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.